Herkese selamlar. En Bursa Kom bizleri misafir etmeye devam ediyor ve bu akşam da çok değerli bir konuğumuz var. Tuğrul Selmanoğlu ile beraberiz. Tuğrul Selmanoğlu hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Hemen hızlıca giriyorum. Bir 30 dakika boyunca hem 15 Temmuz'u dün idrak ettik 4. yılına hem de Ayasofya meselesini konuşalım istiyoruz. 15 Temmuz'u 4. yılı tabii. Bizler unutmayalım, unutturmayalım diye hepimiz, sen de, ben de, hepimiz birçoğumuz uğraşıyoruz bunun için. Sence 4. yılında ne durumdayız? Unutuldu mu biraz? Şimdi 15 Temmuz aslında tarihi bir dönüm noktası. Yani dün bir tweet attım bununla alakalı. 15 Temmuz benim gözümde atalarımızın kanlarıyla yazmış olduğu İstiklal Marşı'nın bizim kanlarımızla altını çizdiğimiz gün. Yani milletin üzerinde hiçbir gücün olmadığını, milli egemenliğimize, bağımsızlığımıza hiç kimsenin darbe vuramayacağını, hiç kimsenin öyle bir işgal girişimine kalkamayacağının altını çizdiğimiz gün. Çok ağır bedellerle altını çizdiğimiz gün. 250'nin üzerinde şehidimiz var. Bu şehitlerinin bir tanesi benim yakın dostumun abisi. O ailenin Allah rahmet eylesin. Bu amin Gökhan Serhat Önder. O ailenin o kayıpla nasıl mücadele ettiğini, nasıl zor bir süreç geçirdiğini ben böyle bir fiil yakınımda görüyorum. Allah sabır versin. Çok zor bir şey tabii ki. Bu şehit olanların hepsi aile babasıydı, kardeşti, anneydi. Yani bir gecede kendi milletinin tankları, kendi devletinin askeri tarafından vurulmak. Yani bu çok acı bir kader aslında. Bizim coğrafyamızda maalesef yaşanan şeyler. Ama dediğim gibi bu çok güzel bir cevap oldu. Bütün o bundan sonra ben kolay kolay hiç kimsenin bir darbeye kalkışamayacağına inanıyorum. Çünkü o görüntülerden sonra, o milletin karşı koyuşundan sonra hiç kimsenin kolay kolay çıkıp da yeniden işte böyle bir darbe planı yapmayacağına inanıyorum işin açıkçası. Bu vesileyle Allah bir daha bize öyle günler yaşatmasın gerçekten. Amin. Burada şunu da görmek lazım. Yani o gün millet topyekun karşı koydu bu darbeye. Sadece AK Partililer, sadece Milliyetçi Hareket Partililer değil. Herkes sahip çıktı devletine, hükümetine. Çünkü karşımızdaki yapı bu milletle alakası olmayan, CIA tarafından yönlendirilen ve resmen ülkeye karşı bir işgal girişiminde bulunan veya bir işgalin önünü açan bir grup. Yani çok darbe oldu bugüne kadar ama hiç milletin üzerine tank sürülmedi. Hiç milletin meclisi bombalanmadı mesela. Yani bu açıdan da ele aldığımızda 15 Temmuz gerçekten bugüne kadar yaşanan darbelerin, darbe girişimlerinin en kötüsüydü, en acısıydı. FETÖ'yle mücadelede ne durumdayız sence? Ya FETÖ'yle mücadelede zor bir mücadele bu Türker Bey. Yani biliyorsunuz hani ben o ilk mesela mücadeleler başladığında Türkiye Jockey Kulübü'ne operasyon yapıldı. Mesela hani dersin ki yani bir cemaatin veya böyle bir örgütün Jockey Kulübü'yle ne işi olur ama adamlar her yere sızmış, her yere girmiş. Hiç böyle aklımızın, hayalimizin ucundan dahi geçmeyecek yerlerde bakıyorsun karşınıza çıkıyorlar. Tabii böyle bir yapıyla ve kendisini çok iyi gizleyen bir yapıyla ki FETÖ'cülerde öyle bir şey vardı. Hani adamların o dönem iktidarla arasının iyi olduğu zamanda dahi kendilerini gizliyordu bu adamlar. Yani göremiyordun, tanıyamıyordun icabında. Bugün tabii ki adamlar böyle bir takipat altındayken daha farklı şekilde gizliyorlar. Yani neticede bu bir istihbarat örgütü tarafından yönlendirilen bir camia, bir terör örgütü. Bu açıdan ele aldığımız zaman FETÖ'yle mücadele etmek gerçekten zor yani. Nereden? Mesela ben geçenlerde bir olaya şahit oldum. Burada Almanya'da bir vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulunuyor FETÖ'cülerle alakalı. Sonra bu FETÖ'cüler onun bulunduğu şikayetin kopyasını ele geçiriyorlar Ankara Emniyeti'ne. Demek ki hala orada FETÖ'cüler var. Ve bu vatandaşın aleyhine Almanya'da dava açıyorlar ve bu belgeyi de öne koyuyorlar. Bu adam bunu diyerek bizi şikayet etmiş diye. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan ihbar ellerine geçmiş. Demek ki genel müdürlükte hala birileri vardı o dönemde. Belki görevden aldı şimdi ama belki de hala yerinde duruyor. Buradaki FETÖ'cülere bakın burada dikkat edin. Size şikayet eden şahıs budur diye ellerine belgeyi vermiş. Bunları alıp Almanya'da savcılığa şikayette bulunmuşlar. Yani. Çok çok evet. Şaşılacak bir durum. Enteresan. Demek ki hala
hala varlar, hala aktifler, hala bulundukları yerde de devleti mesela varsayıyorum bir bürokrat var hala FETÖ'cü. Bu adamlar devlete düşman. O bürokrat o devlete zarar vermek için elinden gelen her şeyi yapacak. Yani bütün hücrelere sızmış bir kanser gibi bu. Hani kanser mesela normalde vücudun belli bir organında bulunur. İşte oradan alırsın ve vücut ondan kurtulur ama bu adeta vücudun bütün hücrelerine sızmış bir kanser gibi. Yani Cumhurbaşkanımızın arkasında duran yaverlerin FETÖ'cü çıkması, nereye kadar geldiklerini, nereye kadar vardıklarını en büyük göstergesi. Siyasetin içinde de varlar. Ana muhalefet partisinin içinde de varlar. Belki de iktidar partisinin de içinde hala varlar. Maalesef. Ve bu mücadele uzun sürecek. Uzun sürecek. Burada asıl olan şu, bu insanlar maalesef akıllarını kiraya vermiş. FETÖ terör örgütünün liderini bir Mehdi gibi gören, bir kurtarıcı gibi gören, ona böyle insanüstü bir misyon yüklemiş. Bir güruh var karşımızda ve eninde sonunda ölecek. Öldüğü zaman da onun böyle hiç de harikulade bir insan, bir kurtarıcı olmadığını anlayacaklar diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Evet. Belki o gün akılları başlarına gelir. Ama o güne kadar bizim uyanık olmamız lazım, tetikte olmamız lazım. Zaten operasyonlar yapıldı. Hepsi içeride şeyinde olmamamız lazım diye düşünüyorum. Görüşünde olmamamız lazım. Tuğrul, seni ilk tanıdığımızda Almanya'daki televizyon kanallarına çıkıp gerçekten de gerçekleri haykıran biri olarak tanıdık. Şu anda Almanya'da tabii pandemi sürecini yaşadık. Türkiye'nin bir başarısı söz konusu pandemide. Bakış açısı nasıl şu anda Almanya'da? Ve Almanya'da tabii pandemi süreci nasıl yaşandı? Biraz Ayasofya'ya geçmeden önce onu senden dinlemek isteriz açıkçası. Tabii ki. Şimdi Türkiye pandemide gerçekten çok başarılı adımlar attı. Yani ben şunu gördüm. Almanya'dan çok daha önce Türkiye'de önlemler alınmaya başladı. Sürekli gidip geldiğim için haftalık hemen hemen. Mesela havalimanlarında Türkiye termal kameralarla ölçmeye başladığında Almanya henüz bunu yapmıyordu. Türkiye'den bir ay sonra başladı bu uygulamaya. Sağlık Bakanlığımız hemen bu ventilatör işi çok önemliydi. O çok gözden kaçtı. Ventilatör sayısında Türkiye Avrupa'da zirvede. Bir numara. Almanya'dan daha fazla ventilatörümüz var. Yani. Çünkü ağır vakalarda ventilatöre ihtiyaç var. Ventilatör olmadığı zaman hastayı kaybediyorsunuz. Çok hızlı harekete geçti devletimiz. Maske konusunda çok hızlı harekete geçti. Türkiye'de maske bolluğu varken Almanya'da maske yoktu. Biraz o süreçte devlet olarak bir yanlış yapıldı. Şöyle, çok sayıda maske üretildi ama dışarıya satış yasaklandı. Çok ciddi kaynak olabilecek bir şeydi. Büyük bir fırsat kaçtı. Milyarlarca dolarlık bir ticaret yapılabilirdi aslında ama devlet bu ticareti belki de elinin tersiyle bir kenara itip benim ülkemin içindeki insanıma lazım olacak bu maske diye düşünmüş de olabilir. Hani ticaretten önce olayın o boyutunu düşünmüş olabilir. Ama tabii ki Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da çok fazla da gündeme gelmiyor. Çünkü Almanya'da hala ölümüne bir Türkiye düşmanlığı var. Aksine Türkiye'yi bir risk bölgesi olarak gösteriyor Almanya. Türkiye Avrupa kıyasında, Avrupa ülkeleri, AB ülkeleriyle kıyaslandığında bu pandemiyi en ucuz atlatan ülkelerden biri. Yani İspanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan çok daha iyi bir konumdayız. Almanya'ya eşdeğer bir konumdayız. Almanya'dan biraz daha iyi bir durumdayız. Bir tık daha iyi bir durumdayız. Buna rağmen Almanya mesela Fransa'ya gidecek yolculara hiçbir kısıtlama getirmezken Türkiye'ye gidenlere işte Türkiye'yi kritik ülke olarak görüyoruz. Gittiğiniz zaman dönüşte korona testi yapmanız gerekir vesaire vesaire gibisinden gayri resmi bir seyahat ambargosu uyguluyor. Yani bu hususta samimi değiller. Oysa Türkiye birçok Avrupa ülkesine pandeminin en zor dönemlerinde yardımda bulundu. İtalya'ya uçaklarımızı gönderdi. Fransa'ya uçaklar gönderildi. İspanya'ya uçaklar gönderdi. Almanya'ya yine maske yardımında bulunduğunu biliyorum. Yani inanılmaz böyle insani bir dram olan bu korona krizinde dahi bu adamlar bu tavırlarını sürdürüyor. Hala o düşmanlık devam ediyor diyorsun. Maalesef devam ediyor. Yani devam ediyor. Çünkü Türkiye artık bir global play oldu. Yani bir oyun değiştirici oldu. Yani bir uluslararası aktör haline geldi. Biz sadece sınırlarımız içinde durmuyoruz. Libya'da oyunu değiştiriyoruz. Suriye'de oyunlarını bozuyoruz. Akdeniz'deki oyunlarını bozuyoruz Batı'nın ve bu onları rahatsız ediyor tabii ki haliyle. Yani kimse bana şeyi anlatmasın işte Almanlar işte Türkiye'de demokrasinin işte baltalandığını iddia ediyor.
işte muhalefetin sesinin kısıldığını iddia ediyordu da bu yüzden Türkiye'ye bu tepkileri koyuyor. Anlatmasın. Almanların en büyük ticari partneri Çin. Çin'de Xi Jinping diye bir adam var biliyorsunuz. Çin devlet başkanı. Adam kanun çıkardı. Ömür boyu başkan yani. Seçime bile gerek duymadan. Hong Kong'da insanları nasıl, demokrasi isteyen insanları nasıl coplattırdı ortada. Uygurları adam, bırakın onu, yani Uygurları yok etme kamplarına benzer kamplara yerleştirdi ortada. Çin'de çok sayıda insan idam ediliyor. Yani Çin'le Türkiye'yi kıyas dahi edemezsin. İnsan hakları evet. Ve demokrasi. Neticede komünist bir ülke. Ama Almanya'nın en büyük ticari partneri. Aralarında çok çok iyi. Hatta yani Çin'le bu kadar yakınlaşması Almanya'nın Amerika'yı biraz rahatsız ediyor tabii. Tabii ki mutlaka. Sadece Almanya'da değil, Fransa'da öyle, İngiltere'de öyle. Çin'le araları çok iyi. Hiçbirisi de itiraz etmiyor, hiçbirisi de kritize etmiyor. Eğer dertleri insan hakları ve demokrasi olsa Türkiye'den önce Çin'e tepki göstermeleri gerekir. Ama hayır, ortadaki mesele Türkiye oyunların çok yerde oyunlarını bozuyor. Rahatsız ediyor onları. Türkiye'nin başarısı, Türkiye'nin güçlenmesi rahatsız ediyor. Ama tabii ki şimdi burada gayri resmi de bir ambargo var bundan dolayı ve bizim ülkemiz de bunun bedelini ödüyor. İnsanımız bunun bedelini ödüyor. Bu hissediliyor. Ben gidip geldiğimde görüyorum ekonomik durumlar. Bana gelen özelden mesajları görüyorum. Yani bayram döneminde, Ramazan bayramında biz 2000'e yakın çocuğa bayramlık dağıttık. Hani öyle bir çağrıda bulundum. Çocuğuna bayramlık alacak, alamayacak durumda biri varsa benimle irtibata geçsin. 2000'den fazla aile başı oldu yani. Düşünebiliyor musun? Çocuğuna bayramlık alamayacak. Yani böyle sıkıntılar var maalesef. Bunları yaşıyoruz. Ülkede yani enflasyon da artıyor. İşte insanların işsizlik durumu var vesaire. Çünkü gayri resmi bir ambargo var Türkiye'ye karşı ve bu uygulanıyor. Ben bunu 2 yıl önce Haber7'de bir köşe yazımda yazmıştım. Son darbe girişimi diye. 15 Temmuz'da başarılı olamadılar. FETÖ eliyle darbe yapmaya çalıştılar. Daha önce 17-25 Aralık'ta yargı ve emniyet yoluyla darbe yapmaya çalıştılar. Başarılı olamadılar. Onun öncesinde Anayasa Mahkemesi eliyle AK Parti'yi kapatmaya çalıştık. Başarılı olamadılar. En son bu darbeyi milletle yapacaklar. Nasıl yapacaklar millette? AK Parti'nin arkasındaki, iktidarın arkasındaki halk desteğini yok ederek. Bunu yok etmenin tek yolu da insanları ekonomik buhranı zorluğa itmek. Çünkü hani bugün mesela geçen bir arkadaşla konuşuyorum. AK Parti'de siyasetçi bir arkadaşla. 20 yıl öncesine göre iyiyiz diyor. Dedim evet doğru. 20 yıl öncesine göre iyiyiz ama geçen yıla göre daha kötüyüz. 3 yıl öncesine göre de daha kötüyüz. İnsanlar kıyas yaptığı zaman, bütçesine kıyasladığı zaman 20 yıl öncesiyle kıyaslamıyor. 2 yıl öncesiyle, 3 yıl öncesiyle kıyaslıyor. Bugün yaşadığı zorluklardan dolayı da isyanında iktidara olan desteğini geri çekiyor. Ve bu tehlikeli bir süreç. Çünkü bunu Batı bizzat isteyerek yapıyor. Yani dolar operasyonunu gördük burada. Papaz Osman yüzünden onunla başladı. Ama onun dışında da birçok Batı ülkelerin gayri resmi ambargosu var. Resmiyette bir ambargo yok ama o ülkeler paralarını çekiyor ülkemizden. Şirketlerini çekiyor. Birçok Batılı şirket, birçok Alman şirket, İngiliz şirketi çekildi Türkiye'den. Yani. Şunu biliyorum ben mesela. Porsche'un sendika yöneticisi. Bütün işçilerin başındaki adam. Çok güçlü bir adam aslında. Muktedir bir adam. Hük diye bir adam. Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la görüştü. Bu Almanya'daki sanayicilerin hiç işine gelmedi. Adamı görevden aldılar yani. Durup duruyor. Bin türlü bahaneyle sen nasıl gidersin Erdoğan'la görüşürsün diye manşetlere düştü vesaire. Sanki Erdoğan gerçekten onların dediği gibi hani bir diktatörmüş böyle bir sattanmış veya bir Mesut Özil'e neler yaptıklarını yakınen takip etmiş. Mesut Özil ya futbolcu yani. Neticede adam ülkesinin cumhurbaşkanıyla bir fotoğraf çektirdi. Neler neler yaptılar. Yani öte yandan geçenlerde Manuel Neuer var işte Bayern'in kalecisi. Irkçı bir şarkı söylerken tatilde video kaydı var. Hiçbir tepki yok adamın. Hiçbir şey olmadı. Peki Tuğrul Selmanoğlu tabii tüm bu tartışmaların ötesinde Türkiye önemli bir karar aldı. Ayasofya artık cami 24 Temmuz haftaya Cuma'da ilk Cuma namazıyla birlikte açılıyor. Önce burada olacak mısın onu sorayım. Sonrasında tabii, tabii ki, Ayasofya tabii ki. O, geliyorsun. O zaten uzun zamandır beklediğimiz, umduğumuz bir şey. Orada olacağız inşallah. İçeriye 1000 kişi alınacakmış. O 1000 kişinin içinde olmayı Allah nasip ederse oluruz. Değilse bahçesinde kılarız. Neticede pandemi dönemi de yaşıyoruz. Dikkat de etmek lazım ama Ayasofya gerçekten çok sembolik. Nedir, ne ifade ediyor Ayasofya'nın açılması? Heyecanlandırdı hepimizi. Neden tabii bizi heyecanlandırdı bu kadar?
Şimdi Ayasofya'nın aslında sembolik önemi şu. Ayasofya gerçekten Hilal'in haça karşı galibiyetinin en büyük sembolü. Düşünün, Fatih İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya yeryüzündeki en büyük kilise. Yeryüzündeki en büyük kilise ve burayı camiye çevirmesi tabii ki Haçlıları çok irite etti işin açıkçası. Yani tarihi verilere baktığımız zaman Ayasofya'nın camiye çevrilmesi onlar için küçük kıyamet gibi bir şey. Yani nasıl? Bugün en büyük camimiz mesela bizim Mescid-i Haram, Kabe-i Şerif'te. Burayı Amerikalıların alıp kiliseye çevirmesi bize nasıl bir travma yol açacaksa, baktılar da öyle bir travma yol açtı. Fatih çok hoşgörülü bir sultan. Yani fetihten sonra kesinlikle oradaki Ortodoksların, Katoliklerin, Protestanlık yok o dönemde ama Ortodoksların ve Katoliklerin ibadet tarzına, kiliselerine dokunmamış. Hatta Patrikhane'yi himayesine almış Fatih. Ama Ayasofya Camii Şerifi benim kılıç hakkımda diyerek, çünkü Osmanlı'da öyle bir usul var, Fetihiye Camisi olarak burayı almış, camiye çevirmiş. Bu tabii ki Haçlıların Ayasofya her zaman Batı'nın içinde bir ukde kaldı yani. Biz bu yenilginin hazmedemediler. Ve ben şunu biliyorum. Yani 1923 Lozan Anlaşması esnasında Ayasofya gündeme getiriliyor. Anlaşmanın bir maddesi değil Ayasofya ama Batı buranın kiliseye çevrilmesini istiyor. Bu arada tabii ki genç cumhuriyet yöneticileri bunun mümkün olmadığını, işte müziğe çevrilebileceğini vesaire böyle bir ara formül bulunuyor. Çünkü yani şimdi şöyle düşünün, her dönem kendi şartlarıyla yargılanmalı diye düşünüyorum. O dönemde genç bir cumhuriyet var, yeni kurulmuş, savaştan çıkmış ve karşınızdaki işgal kuvvetleriyle masaya oturmuşsunuz. Yani ve onların belli başlı şartları var, sizin belli başlı şartlarınız var. Zor bir durum. Yani onlara diklenmek zor bir durum orada. Ama devlet neticede 1934'e kadar bu süreci şey yapıyor. Hiçbir şekilde Ayasofya'ya dokunulmuyor. Yani Batı'dan gelen baskıya, prese rağmen Ayasofya cami olarak kalıyor. Ta ki 1934'te Amerika Birleşik Devletleri'nden Thomas Whitmore isminde bir Bizans Enstitüsü'nün başkanı, Amerika'daki Bizans Enstitüsü'nün başkanı geliyor. İşte bir takım çalışmalar, restorasyon çalışmaları için geliyor. İlk istediği şey kubbeden işte Ayetel Kürsü'yü sökmek. Altında Bizans mozaikleri var. Mustafa Kemal Atatürk buna şiddetle karşı çıkıyor. Olmaz diyor. Dokundurmuyorlar adama. Bir komisyon kuruluyor ve bu komisyon Ayasofya'da neler yapılabilir çalışmasına giriyor. 1934'te kapatılıyor. Orada müze fikri ortaya çıkıyor aslında o heyetin içinden. Mustafa Kemal Atatürk'e bu fikir geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk bunu kabul etmiyor. Yani bunun görgü tanıkları da var. Köşkte bir akşam sofrasında gelip deniyor ki ya işte müze fikri ortaya koyuyor. Ya müze olur mu diyor. Ama çok da üzerinde durmuyor meselenin. Ya 1934 ile 38 arası kapalı kalıyor Ayasofya Camii. Ayasofya Camii Mustafa Kemal Atatürk ölüm döşeğine düştükten sonra müzeye çevriliyor. Yani ölüm döşeğindeyken. Buradan hani burada şöyle de bir tehlike var. Ayasofya İlk defa yani uzun zamandır ilk defa milletimiz bir mesele hakkında böyle bir mutabakata sahip. Kemal Kılıçdaroğlu dahi çıkıp bu iş olur dedi yani. Yani karşı çıkmadı en azından. Evet. İlk etapta. Solcuların da birçoğu. Yani ben mesela Twitter'da anket yaptığım zaman benim 150 bin takipçimin büyük bir ağırlığı sol kesimdir aslında. Onlar takip ediyor ağırlıklı olarak. Biliyorum bunu yaptığım anketlerde. Orada dahi %88 Ayasofya cami olsun diye sonuçlar çıkıyor. 20 bin kişi katılmıştı o ankete. Şaşırmıştım yani böyle %50'ye, 55'e, 45 bir durum değil. Büyük bir çoğunluk bunu istiyor. Burada şimdi bunu sanki Atatürk'le bir hesaplaşmaymış gibi lanse edenler var. Ki asla öyle bir durum yok. Yani çünkü Atatürk evet İslami hassasiyeti olmayabilir. Ama milli meselelerde hassas bir insan. Kesinlikle bir başka devletin veya bir başka iradenin gelip de bizim topraklarımızdaki bir caminin veya bir binanın ne yapılacağına karar vermesine müsaade etmez. Ki o iradeyi de ortaya koyuyor. Olur mu diyor, ne müzesi diyor. Ve neticede Ayasofya Camisi'nin tapusuna da cami olarak işletiliyor bu. Tamam. Yani burada bugün bunu Atatürk'le bir hesaplaşmaymış gibi lanse edenler aslında milletin bu geniş kapsamlı mutabakatını sabote ediyor. Yani neden? Çünkü çıkar yani o zaman Atatürkçü olan der ki madem sen Atatürk'le hesaplaşma için yapıyorsun kardeşim ben karşı çıkıyorum bu işe der. Halbuki konunun hiç
Alakası yok. Hiç alakası yok. Meselemiz de o değil gerçekten. Peki neden bu kadar mesela her taraftan ses geldi? Almanya'dan, Yunanistan'dan, her yerden, Amerika'dan, Rusya'dan, her yerden ses geldi. Yani bütün dini liderler bir defa bu konuya itiraz ettiler. Herkes. Yani burada İslam karşıtlarının da gözünde Ayasofya çok şeydir, bir hedeftir. Yani hatırla, Yeni Zelanda'da o camiye girip onlarca Müslümanı katleden adam tüfeğin üzerine Ayasofya'yı yazmıştı. Evet. Tüfeğin üzerine Ayasofya'nın fetih tarihini yazmıştı. Bu adamların kini devam ediyor. O mağlubiyetin, yani dünyanın başkentini fethetti Fatih. Herhangi bir şehir değil ki İstanbul. Yani bugün New York'u almak gibi bir şey, Londra'yı almak gibi bir şey, onun da ötesinde. Dünyanın en zengin, dünyanın en büyük kilisesinin bulunduğu, dünyanın merkezi konumundaki yeri fethetti. Fethedilemez denmesine rağmen fethetti. Ve yok olmayı, o riski göze alarak fethetti. Ve Batı bu mağlubiyeti hiçbir zaman böyle bir kinleri var ve oranın tekrar camiye çevrilmesi de aslında bunlara bir mesaj. Bütün bu yapmış olduğunuz darbe girişimlerine rağmen, bu antipatinize rağmen, bu karalamalarınıza rağmen, bizi diz çöktürmeye çalışmalı. Evet, geçtiğimiz en zor süreçte dahi kendi topraklarımızdaki bu camiyi tekrar aslına döndürme gücüne sahibiz diye düşünüyorum yani. Verilen tepki bu. Doğru bu da tabii tepki. Mesela içeriden de şöyle tepkiler oldu. Mesela HDP'li Hüda Kaya dedi ki kiliseye çevrilmesi lazım. Bir de böyle bir cenah artık var Türkiye'de. Evet. HDP'li Hüda Kaya'nın özelinde mesela CHP'li Kaboğlu da profesör işte. Sultanahmet bile müze olmalı dedi. Evet. Bırakın evet. Şey olmasını. Evet. Peki bu gelen seslerin sebebi ne? Bu gelen sesler şimdi mesela HDP'ye baktığımız zaman HDP Kandil'den yönetilmiyor bence. Brüksel'den yönetiliyor. Yani bunlar Batı'nın maşaları yani neticede. Nereden besleniyor bunlar? Bu PKK'nın elindeki silahlar Batı menşeli silahlar. Onlara sahip çıkanlar Avrupa parlamenterleri. Avrupa parlamentolarında PKK bayrakları açılıyor. Avrupa parlamentolarının önünde PKK'lılar gösteri yapıyor. Avrupalılar onların önünü açıyor. Neticede onların da Avrupa'ya karşı bir minnet borcu var. Oranın müze kalmasını isteyen Avrupa'nın borazanlığını yapacak ülkemizin içinde. CHP'de ise olay daha farklı. CHP'nin klasik bir mukaddesat düşmanlığı var. Camiyle, İslam'la alakalı ne varsa bu adamlar tepki gösteriyor. Yani Ayasofya konusundaki bu destekleri aslında ilk başta beni de şaşırttı. Hani şunu da bildim. Mesela 15 Temmuz'da da öyleydi. İlk başta böyle full bir destek vardı. Sonra kontrollü darbeye döndü. Sonradan kontrollü darbe, tiyatro vesaire bu söylemlere söylemeye başladılar. CHP'nin yapısında bu var maalesef. Yani öyle olmasaydı CHP olmazdı diye düşünüyorum zaten. Tabii yani mesela 28 Şubat günlerini düşününce mesela Hüda Kaya beni şöyle şaşırtıyor. Hani bir başörtülü 28 Şubat evet. zulmünü yaşamış biri bir gün HDP'den milletvekili olacak ve o milletvekili Ayasofya kilise olacak dese o dönemlerde herhalde çok şaşırırdık ve böyle bir şey olamaz derdik. Ya bu işte denilen nokta çok enteresan. Burada Erdoğan düşmanlığı herhalde çok belirleyici bir faktör. Tabii ki. Yani şimdi bu işler çok da böyle başörtüsüyle falan yani ona da çok bakmamak lazım. O bazen insanı yanıltıyor da. Doğru. Ben geçenlerde bir olaya şahit oldum. Genç bir hanım kardeşimiz. Baktığın zaman mini etekli, işte makyajlı vesaire öyle bir savunma yaptı ki Almanya gibi bir yerde. PKK'ya karşı. Devletimize öyle bir sahip çıktı ki ben dedim yani oraya 10 tane Tuğrul koysam bunu yapamazdı. Yani ona bakmamak lazım. İnsanlar gerçekten yüreklerinde, kalplerinde taşıdıkları çok önemli. Bazen onu da görüyorum. Hani mesela böyle bir hanım kardeşimiz davamıza sahip çıktığı zaman böyle yan bakanlar oluyor hani ya sana ne oluyor falan gibisinden. Hayır bu dava hepimizin. Bu dava milli bir dava. Nasıl olursa olsun, nasıl giyinirse giyinsin, ne yaparsa yapsın. Burada sahip çıkan herkese biz aynı safta duracağız. Çünkü bizim insan kaybetme lüksümüz yok. Bizim insan kaybetme durumumuz yok çünkü etrafımız sarılı. Biz bunun farkında değiliz belki. 50 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda daha net görülecek bunlar ama şu anda gerçekten biz bir taraftan Batı'yla mücadele ediyoruz, bir taraftan Rusya'yla mücadele ediyoruz. Bir taraftan İran'ın oyunlarıyla mücadele ediyoruz. Bir taraftan içeride FETÖ ile PKK ile mücadele ediyoruz. Bir tarafta Libya'da
oyun bozmaya çalışıyoruz. Akdeniz'de oyun bozmaya çalışıyoruz. Güneyimizde bir savaş var. Biz de orada bir aktörüz. Yani hengamenin içindeyiz ve bu hengamenin içinde kaybedecek bir kedimiz dahi yok bizim yani. Doğru. Safları sık tutup dostane bir şekilde birbirimize destek olup mücadele etmek zorundayız diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir mesela cenah türedi. Ayasofya'daki işte yani Fatih hep bunu anlatıyorum ama yani Ayasofya Fatih fethettikten sonra Ayasofya oldu aslında. Yani çok harabeydi. 1204 Latin istilasından sonra da harabeye dönmüştü. Evet. Sanki oradaki freskleri yok edecekmişiz gibi bir algı oluşturdu birileri de. Ya asla. Şimdi Bu orada algıyı biz da çok enteresan oynuyorlar insanların algılarıyla. tabii. Yani nereden hatta böyle bir IŞİD paraleli çizen Alman şeyi de oldu. Bir Alman dergisi de oldu. Hani IŞİD de gittiği yerde yakıyordu, yıkıyordu o eski anıtları vesaire falan filan. Biliyorsun Afganistan'da 3000 yıllık Buda heykelini patlattılar falan filan. Evet. Taliban vesaire. Bunlarla böyle paralel işte. Yani biz öyle bir medeniyetin çocukları Yani değiliz. Ayasofya kararından Yani sonra mı bu haber çıktı? doğrudur. Ama Fatih 1453'te galip. Galip yani. Hiç kimse onun yaptığı hiçbir şeye dokunmuyor. İstese Ayasofya'yı kökünden yıkıp yeniden yapar. Ama hiçbir şeye dokunmamış. Neden? Çünkü bizim o kültür mirasına saygımız var. Yani oradaki gösterilen tolerans çok farklı bir şey. Üzeri dikkatle kapanmış. Alçılanmış vesaire. Hani ibadet edilmesi için belli başlı şartlar var. Bugün de modern teknoloji kullanarak perdelenecek. Tabii ki Bizans'ın bir kültür mirasıdır o. Bizans öyle basit bir şey değil, bir imparatorluk değil. Doğu Roma İmparatorluğu. Yani bu dünyanın görmüş olduğu en ihtişamlı imparatorluklarından biri yani. Tabii son döneminde tabii ki dediğin gibi oralar hani neredeyse virane haline gelmiş. Hatta Fatih'in bir beyti de var yani. Burada baykuş dinlemiş adamın imparatorluğunda öyle bir yer aldık diye. Yani ama ben asla öyle bir oradaki en ufak bir kültür mirasına zarar verilmeyeceğinden hiç şüphem dahi yok yani. Bizim devletimiz hassas davranıyor bu konularda. Yani. Doğrusu da budur yani. Tuğrul çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda inşallah daha sık artık yayın yapalım. Seve seve tabii ki. Almanya'ya çok selam olsun. Başarılar inşallah. Sen Bursa'da mısın şu an? Yok İstanbul'dayım. Evet İstanbul'dayım. İstanbul'dasın. Okey. En Bursa'ya da Bursa.com. selam olsun. Bursa'ya Evet. selam olsun. Aynen öyle. Aynen. Çok Aynen. teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki Bursa yayınlarda tekrar. gerçekten güzel insanların yaşadığı çok Müthiş. güzel bir şehir. Ben Bursa'ya gittiğim zaman çok şey hissediyorum. Kendimi böyle çok iyi hissediyorum. Yani hem havası çok güzel, hem insanı çok güzel. Hem de Hani bana tabii deseler ki İstanbul'dan sonra nerede yaşayabilirsin? Ben aynen Bursa derim öyle. mesela. Aynen öyle. Bursa. Her Bursa. şeyle Orası çok yani. İstanbul'a Yaşam benzeyen kalitesi tarihiyle, hem yapısıyla. İstanbul'a benziyor hem o İstanbul'un hengamesi yok. Hem de yaşam kalitesi yüksek bir şehir. Evet. Allah bozmasın inşallah. Kesinlikle. Evet. Çok Eyvallah. teşekkür ediyoruz Tuğrul Ben teşekkür Selmanoğlu. ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere En inşallah. Bursa.com takipçilerine de çok teşekkür edelim. Bir sonraki Ben de. yayınlarda yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.